Merhaba arkadaşlar. Kanguru Matematik prova sınavının çözümlerini yapacağım bugün sizlere. Birinci sorumuzla başlayalım. Karenin arkasında hangi sayı gizlidir? Toplama işleminde biz sağlamayı nasıl yapıyorduk? Toplamdan toplananı çıkararak diğer toplananı bulabiliyorduk. Bu soruda da üçgenle 4'ün toplamı 7 olduğuna göre 7'den 4'ü çıkardığımızda diğer toplananı yani üçgeni bulabiliriz. 7'den 4 çıktı, 3. Dolayısıyla üçgenin arkasında kaç yazıyormuş? 3 yazıyormuş arkadaşlar. İkinci işlemde üçgenin arkasına yine 3'ü yazıp aynı yöntemleri kullanabiliriz. Toplamdan yani 9'dan 3'ü çıkardığımızda karenin kaç olduğunu bulabiliriz. 9'dan 3 çıktı. Karenin arkasında 6 yazıyordur arkadaşlar. Çünkü 9'dan 3 çıkardığımızda 6 kalacaktır. 6 ile 3'ün toplamı da 9'dur. Sağlamasını da yapalım tekrardan. Karenin arkasında kaç yazdığını bulduk. Karenin arkasında 6 yazıyormuş arkadaşlar. Doğru cevabımız D seçeneğidir. İkinci sorumuzla devam edelim. Sağdaki şekilde de görüldüğü gibi şemsiyemin üzerinde kanguru yazıyor. Aşağıdaki şekillerden hangisi şemsiyemin yandan görünüşlerinden biridir? Şimdi BCD şıklarını kontrol ettiğimizde harflerin yan yana bile olmadığını görüyoruz. Nasıl yani? D şıkkına bakacak olursak bakın A, R, K harfleri yan yana. Burada A, R, K harflerinin yan yana olduğu bir düzen yok. C şıkkına baktığımızda da K, N, G harfleri yan yanda. K, N, G harflerinin yine yan yana olduğu bir düzen yok. B şıkkına baktığımızda G, A, N harfleri yan yanda. G, A, N harflerinin sıralı bir şekilde yan yana olduğu bir durum yok. Bakın sırasız bir şekilde G, N, A var. Ama GAN yazacak şekilde sıralı olması lazım. Burada N, G, A yazıyor. O yüzden sıralı değiller. A şıkkına bakalım. A şıkkında N, G, A yazacak şekilde sıralı. Buraya baktığımızda da burada da N, G, A şeklinde sıralı. Yönleri olarak yönleri doğru mu peki? A harfi ile başlayalım. A harfinin bakın sivri kısmı bize bakan kısım. Buraya da buradan da şu açıdan baktığımızı düşünelim şemsiyeye. A'ya bakan biri buradan A'ya bakan biri bizim A şıkkına şuradan baktığımız gibi görebilir mi diye düşünüyoruz. Evet, A harfini görebilir. Hemen yanında ne G harfini de görebilir. Bakın burada. Daha sonra N harfini de görebilir. Bakın o da burası. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkıdır. Üçüncü soruyla devam edelim. Yandaki şekil 3 eş parçaya ayrılıyor. Her bir parça aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Şimdi şıkları kontrol ettiğimizde C şıkkını aldığımızı düşünelim önce. C şıkkını aldığımızda bakın şu kutucuğu komple dolduracaktır. Ve 4 aşağı 1 sağ olacak şekilde başka kutucuklar oluşturamam. Dolayısıyla C şıkkının olmadığını söyleyebiliriz. B şıkkına bakalım. B şıkkında 2, 3, 2 şeklinde örneğin 2, 3, 2 şeklinde buraya koyduğumuzu düşünelim. Aynı şekilde şuraya ikinci kutucuğumuzu koyduğumuzu düşünelim. Üçüncüyü oluşturamayız. Ama 3 eş parça ayrıldığı için 3 tane oluşturmamız gerekiyordu. B şıkkını da eleyebiliriz. D'ye gelelim. 4'e 2 şeklinde şeklimiz. Bunu oluşturabileceğim bir zemin en alt zeminde yani bu zeminde yok. Tersten şurada oluşturabilirim. Bakın buradan 1 olur. İkinciyi burada oluşturabilirim ama şu kutucuk ve bu kutucuğu kullanmamış olurum. Zaten 2 tane oluşturdum. 3 tane oluşturmam gerekiyordu. Dolayısıyla D şıkkı da değildir. Geriye sadece A şıkkı kaldı. Peki A şıkkında nasıl oluşturulduğunu da gösterelim. Bakın birinci şeklimiz burası. İkinci şeklimizi şuraya koyabiliriz. Birinci bu karalı olan kısımdı. İkinciyi buraya çizdik. Üçüncüsü de zaten burada kalan kısımdır.
Bakın. Bu kısımda, üçüncü kısımdır. Üç eş parçaya ayrıldığı için doğru cevap A seçeneğidir. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Zeynep'te iki kart vardır. Zeynep kartlarının her iki yüzünde de birer sayı yazıyor. Birinci kartta yazan sayıların toplamı, ikinci kartta yazan sayıların toplamına eşit olduğu biliniyor. Yani bu kartın arkasında yazan sayıyla kendisini topladığımızda, bu kartın arkasında yazan sayıyla kendisini topladığımızda ikisi birbirine eşit olacak. Kartlarda yazan 4 sayının toplamı 32. Kartların göremediğimiz yüzlerinde hangi sayılar yazıyor olabilir? Şimdi toplamı 32 olduğuna göre arkadaşlar, 5 ile 12'nin toplamı, 12 ile 5'in toplamı 17'dir. Kartların arkasındaki yazan sayılarla birlikte toplamı 32 olduğuna göre, 32'den 17'yi çıkardığımızda 15 çıkacaktır. Dolayısıyla kartların arkasında yazan sayıların toplamı 15 olmalıdır. Şıkları kontrol ettiğimizde kartların arkasında yazan sayıların toplamını 15 olacak şekilde C şıkkı sağlamaktadır. 11 ile 4'ün toplamı 15'tir. 11 5'in arkasında, 4 ise 12'nin arkasında yazıyor olacaktır ve verilen şartları sağlıyor olacaktır. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneğidir. Şekildeki 5 yapboz parçasından hangi üçü birlikte bir kare oluştururlar? Şimdi A şıkkıyla başlayalım. A şıkkında 1, 3, 5'ten bahsediyor. Üçüncü şeklimiz, birinci şeklimiz. Bakın birinci şeklimiz zemini 4 birim kareden oluşuyor. Yukarıdan yüksekliği 2'ye yakın. O halde zemini 4 birim kareden oluşan zemini şuraya çizdiğimizi düşünürsek, bakın burası da 4 birim kareden oluşuyor. Yüksekliği de 2'ye yakındı. Bakın tam ortadan 2'ye yakın. Şöyle birleştirebilirim. Mavi üçgenimi buraya taşıyabilirim. 5 numaralı şekli de zemin 3 birim kareden oluşuyor. Bakın burası 1, 2, 3 birim kareden oluşuyor. Bu şekilde zeminini buraya gelecek şekilde yerleştirebilirim. Yüksekliği 2 birim kare. Bakın burada da yüksekliği 2 birim kare. Yani 5 numaralı şekli de buraya yazabilirim arkadaşlar. 1 numaralı şekilde buraya geldi. 1, 3, 5 bir kare oluşturdu mu? Karenin bütün kenarları birbirine eşitti. Burayı kontrol ettiğimde 1, 2, 3, 4 birim. Tabanını kontrol ettiğimde yine 1, 2, 3, 4 birim. Dolayısıyla tüm uzunlukları 4'er birim olduğu için bu bir karedir. O halde 5. sorumun cevabı A şıkkıdır. 1, 3, 5 bir kare oluşturur. Aşağıdaki tablodaki toplamlar hep doğruyu göstermektedir. Tablonun bir kısmına boya dökülmüştür. Soru işareti bulunan yerde olması gereken sayı kaçtır? Şimdi 6 ile, bakın 6 ile 11'in toplamı 17. Yani satır ve sütunun kesiştiği noktalar bize o iki sayının toplamını vermektedir. 6 ile 11'in toplamı 17'dir. 6 ile 7'nin toplamı, bakın yine satır ve sütunun kesiştiği noktalar 13'ü vermekte. 6 ile 2'nin toplamı 8'i vermektedir. Buraya yazılan sayıyla 2'nin toplamı kaçı vermiş? 10'u vermiş. Hangi sayıyı 2 ile toplarsak 10 olur? 8. 10'dan 2'yi çıkarırsak o sayıyı buluruz. O da 8'dir. Dolayısıyla burada kaç yazıyordur arkadaşlar? 8 yazıyordur. 8 ile 2'yi topladığımızda 10 olmuştur. Peki soru işareti olan kısım 8 de, satırda 8 var. Sütunda kaç var? 7 var. 8 de 7'nin toplamından oluşacağı için 8 de 7'nin toplamı kaç olacaktır? 15. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneğidir. Evet, 7. soruyla devam edelim. 6 boncuğu olan bir kolye aşağıda görülmektedir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi aynı kolyedir? İşte boncuktaki ipleri takip edecek olursak, koyu boncuktan başlamış ve açık boncuk, bakın koyu, daha sonra açık, açıktan sonra tekrar bir açık boncuk, sonra koyu boncuk, ipi takip ediyoruz arkadaşlar.
Sonra tekrar koyu boncuk. Sonra açık boncuk şeklinde sıralanmıştır. Bu şekilde sıralanan şıkkımız A seçeneğinde vardır. Dolayısıyla doğru cevabımız A'dır. 8. soruyla devam edelim arkadaşlar. Tuna aşağıda verilen yapıyı oluşturabilmek için 10 tane küpü birbirine şekildeki gibi yapıştırmıştı. Sonrasında oluşturduğu yapıyı tamamen tabanı da dahil olmak üzere boyamıştır. Buna göre tam olarak 400'ü de boyalı olan kaç küp vardır? Şimdi kontrol ettiğimizde en üstteki küpü, bu kısmı boyalıdır, üst kısmı, yan kısmı boyalıdır, buradaki yan kısım da boyalıdır. Bakın gördüğümüz bu ön kısmı boyalıdır. Bunun arka tarafı, burası da boyalıdır. Toplamda 5 tarafı boyalı olduğu için tam olarak 400'ü boyalı olan küplerin içerisine girmeyecektir. Dolayısıyla bu bölümü almayacağız. İkinci küpe bakalım. Bakın sol tarafı, sağ tarafı, ön ve sadece arka tarafı boyalı olduğu için 400'ü de boyalıdır. Dolayısıyla bunu dahil edebiliriz. 400'ü de boyalıdır tam olarak. Yine bu küpe geldiğimizde sol, sağ, ön ve arka tarafı boyalı olduğu için ikinci 400'ü boyalı olan küpümüz burasıdır. Bu küpümüze bakalım. Bakın sol tarafı boyalıdır. Ön kısmı, arka kısmı, bir de alt kısmı boyalıdır. Bakın yine 400'ü de boyalıdır. Dolayısıyla bu küpü de dahil edeceğiz. 3. Buradaki küpümüzü kontrol edelim. Ön yüzü, arka yüzü, bakın üst yüzü ve alt yüzü boyalı olduğu için yine 400'ü de boyalıdır. Aynı şekilde buranın da 400'ü boyalıdır. Bu küpü kontrol ettiğimizde üst, alt, ön ve sağ tarafı boyalı olduğunda 400'ü boyalı olacak. Dolayısıyla bunu da alabiliriz. 6. küpümüz oldu. Buradaki küpü kontrol edelim. Bakın sağ taraf, sol tarafı boyalıdır. Üst tarafı ve alt tarafı boyalı olacağından bu küpü de dahil edebiliriz. 7 oldu. Şuradaki köşedeki küpe bakalım. Sağ tarafı boyalıdır. Alt tarafı boyalıdır. 2. Sol tarafı boyalıdır. 3. Bir de tam ters taraftaki, şu arka taraftaki yönü boyalıdır. Yine 400'ü boyalı olduğu için bu küpü de dahil edebiliriz. 8 oldu arkadaşlar. Son olarak en üstteki şuradaki küpümüze bakalım. Bakın üstü boyalıdır. Altı boyalı değildir. Çünkü zemininde bir küp daha var. Ön tarafı boyalıdır. Arka taraf boyalıdır. 3 etti. Sağ ve sol taraflarda boyalı olduğunda 500'ü boyalı olacak. Bize 400'ü boyalı olan küpü soruyordu. Toplamda 8 tane tam olarak 400'ü boyalı olan küpümüz vardır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Soruyla devam edelim. Bir kangurunun evindeki odalar şekilde gösterildiği gibi numaralandırılmıştır. Bebek kanguru okla gösterilen ana kapıdan girip bazı odalardan geçerek evi terk ediyor. Geçtiği odaların numaraları sürekli arttığına göre, bakın numaralar sürekli artacak. Bebek kanguru evi hangi kapıdan terk eder? Şimdi şuradan bir numaralı kapıdan giriş yaptığımızı düşünelim. Birden 3'e, 3'ten 5'e, bakın 5'ten 6'ya sürekli artıyor. 5'e geçemem, bu tarafı da geçemem. Artması için 7'ye geçmem lazım. 7'ye, 7'den 8'e, 8'den 5'e ve 6'ya geçemem. Artması gerektiği için 9'a geçmem gerekiyor. 8'den 9'a. 9'dan 12'ye geçersem sonra düşmem gerekeceği için bu yolu tercih edemem. Ama burada 9'dan 10'a artacaktır. 9'dan 10'a geçersem en son D kapısından çıkacağım. Dolayısıyla doğru cevabımız D'dir. Şekildeki büyük dikdörtgen çeşitli büyüklüklerde karelerden oluşmuştur. 3 küçük karenin her birinin alanı 1 birim karedir. Buna göre büyük dikdörtgenin alanı kaçtır? Bakın arkadaşlar, şu uzunluğumuz 3 birimdir. Dolayısıyla buradaki şu küçük karemiz bir kenarı 3 olduğundan 3 çarpı 3'ten alanı 9 olacaktır. Şimdi bu kenarı 3 olduğunu, buranın da 1 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla şu uzunluğun 4 olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki çizdiğim bu şeklimiz de kare olduğu için
4 çarpı 4'ten buranın alanı da 16 olacaktır. Kalenin bu kenarı 4'tü. 3'te topladığımızda şu uzunluğun 7 olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla burası da 7'dir. 7 çarpı 7'den buranın alanı da 49 olacaktır. Şu uzunluğa dikkat edelim. Bakın burası 7, 3 ve 1'den oluşuyor. Dolayısıyla burası 7, 3, 1'in toplamından 11 olacaktır. Burası da 11'dir. 11 çarpı 11'den alanımız 121 olacaktır. Dikdörtgenin alanı için küçük karelerin alanlarını toplamamız gerekir. 121'i, 49'u, 16'yı, 9'u ve son olarak 3'ü. Bütün sayılarımızı topladığımızda 1, 9 daha 10, 6 daha 16, 9 daha 25, 3 daha 28 yapar. 28'in 8'i elde var. 2, 2, 2 daha 4, 4 daha 8, 1 daha 9 yapar. 1'i de aşağı indirdiğimizde alanları toplamının 198 olduğunu bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar, prova sınavının çözümlerini bitirmiş olduk. Videonun sonunda size iki tane kısa yöntem öğretmek istiyorum. Birincisi 11 ile çarpma. Bir sayıyı 11 ile çarparken çok kolay toplayarak çarpabiliriz. Örnek vermek gerekirse 13 sayısıyla 11'i çarparken alt alta yazıp buradaki 3'ü direkt yazabiliriz. 3 ile 1'i toplayabiliriz. 4. En son buradaki 1'i de yazdığımızda 13 ile 1'i çarpmış olduk. Nasıl yaptık? Bir tekrar daha yapalım. 13 ile 11'i yan yana yazıp çarpalım bu sefer. 13 ile 11'i çarparken bakın birler basamağındaki sayıyı yazıyorum, yani 3'ü. Birler basamağındaki sayıyla onlar basamağındaki sayıyı topluyorum, yani 3 ile 1'i topluyorum, 4. Onlar basamağındaki sayıyı yazıyorum, 1. 13 çarpı 11, 143. Bir örnek daha verelim. 17 ile 11'i çarpalım. 7'yi yazacağım o halde. Sağdan sola doğru yazıyorum arkadaşlar. 7 ile 1'in toplamını yazıyorum, 8. En son onlar basamağındaki 1'i yazıyorum, 187. Biraz daha büyük sayılar yapalım. 26 ile 11'i çarpalım. Bakın 6'yı yazdım. 6 ile 2'yi topladım, 8. En son 2'yi yazdım. Daha büyük, eldeli olan bir sayı yapalım. 83 ile 11'i çarpalım. Bakın 3'ü yazdım. 8, 3, 3 ile 8'i toplayacağım. 3 ile 8'in toplamı 11 olduğu için 11'in 1'i dedim. Eldeli olduğu için elde var 1. 8'i yazacaktım. Elde de 1 olduğu için 9 yazdım. Eldeli bir tane daha yapalım son olarak. Kim olsun? 94 ile 11'i çarpalım. Bakın 4'ü yazdım. 4 ile 9'u topladım, 13. 13'ün 3'ü elde var, 1. 9'u yazacaktım, 1'i de elde var, 10 yazdım. Evet, 11 ile kısa yoldan çarpma bu şekilde yapılabilir. Sonu 5 olan sayılara gelelim arkadaşlar. Sonu 5 olan sayılardan kastımız 2 basamaklı, birler basamağı 5 olan sayılardır. Örneğin 15 ile 15'in çarpımı, 25 ile 25'in, 35 ile 35'in, 45 ile 45'in, 55 ile 55'in, 65 ile 65'in, 75 ile 75'in, 85 ile 85'in, 95 ile 95'in, hatta 105 ile 105'in çarpımını da dahil edebiliriz. Bu sayıların çarpımını hızlıca bulabiliriz. Peki nasıl? Onlar basamağına bakıyoruz. Onlar basamağı 1. Onlar basamağı 1 olduğu için onlar basamağının bir fazlasını alıyorum. 1'in bir fazlası 2'dir. 1 ile 2'yi çarpıyorum. 1 kere 2, 2. Birler basamağı 5 olan sayıların son 2 basamağı hep aynıdır. 5 ile 5'in çarpımıdır. 5 kere 5, 25. Demek ki 15 ile 15'in çarpımı 225'miş. Hadi 35'i de aynı yolla yapalım. Birler basamağı 5 olduğu için 5 ile 5'in çarpımından son 2 basamak 25 gelecek. Onlar basamağı 3 olduğu için 3'ün bir fazlası 4. 3 kere 4, 12. Bakın işlemi bitirdik bile.
Biller basamağı 5 olduğu için 5 kere 5, 25. Onlar basamağı 5 olduğundan bir fazlası 6'dır. 5 kere 6, 30. 3025. 55 ile 55'in çarpımı. 85'e gelelim. 5 kere 5, 25. 8'in bir fazlası 9 olduğundan 8 kere 9, 72. Demek ki 85 ile 85'i çarptığımda 7225 çıkacakmış. 95'i yapalım. 5 kere 5, 25. 9'un bir fazlası 10. 9 kere 10, 90. O zaman 95 ile 95'i çarparsam 9025 çıkacaktır. 105'i yapalım arkadaşlar. Biller basamağı 5 olduğundan 5 kere 5, 25 çıkacaktır. 10, 10'un bir fazlası 11 olduğundan 11 ile 10'u çarparken biz 11'in yanına bir tane 0 yazarız. 110 olur yani. Dolayısıyla 105 çarpı 105, 11.025 çıkacaktır. Son bir örnek daha yapmak istiyorum. 65 ile 65'in çarpımını yapalım. 5 kere 5, 25. Son iki basamağımız tamam. 6'nın bir fazlası 7 olduğundan 6 kere 7, 42. Sonu 5 olan sayılı hızlı yoldan çarpmayı da öğrenmiş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere.